Evet, depremin 12. günü Memişkaya köyüne gidiyorum. Memişkaya köyü aslında ilçe merkezine çok yakın bir köy. Hemen Hasan Koca köyünün yanı başında. Bu köyde ciddi bir hasar yok. Ancak insanlar burada da evlerine giremedikleri için genellikle geceyi çadırda geçiriyorlar. Böyle burada çadırlar var. Hemen yaşlılar güneşleniyor. Merhaba. Evet, Memişkaya köyü. Merhaba, çok geçmiş olsun. Evet, sağ ol. Hocam, burada bu yıkılan bina dışında başka var mıydı yıkılan ev? Var. Memişkaya'da. Evet, var. Yaşamını yitiren yoktur umarım. Yok, sadece bir çocuk ev olmuştu burada. Yaşamını yitirmişti bir çocuk. Kaç ev yıkılmıştı burada? Çok yıkılmış. Kaç ev yıkılmıştı? Böyle iki tane yıkılmış. Daha birkaç ama bilmiyorum. Bunlar da zaten çürük. Evet. Peki kaç haneli bir köy Memişkaya? Vallahi ben ne bileyim. 60-70 hane. Siz ne zaman geliyorsunuz? Biz gazeteciyiz hocam, Mezopotamya Ajansı'ndan. Buradaydık biz zaten. Ama evet. Gel bizim evimize bak. Ben de yurt dışına geliyorum da burada kalmıyorum. Anladım, anladım. Gelin bu eve de bakalım. Hep görüyoruz, bakacağız biz. Biz aslında bir arabayı park edelim bir yere. Biraz köyün içerisinde dolaşalım. Tamam. Evet, Memişkaya köyünde birkaç, yani 60-70 haneli bir köy ve bunun gibi birkaç köy ev yıkılmış. Onun dışındakiler hasarlı. O yüzden insanlar çadırlarda kalıyorlar. Köyde sadece bir kayıp olduğu belirtiliyor. Onun da bir çocuk olduğu ifade ediliyor. Memişkaya'da bir çocuk enkazın altında kalarak yaşamını yitirmiş. Evet, yapılar ayakta ama hasarlı. Örneğin şu evi şöyle göstereyim size. Bakın. Şu alt katı sanırım. Taş. Taştan bir yapı. Alt katı taş, üst katı briketten yapılmış. Böyle. Yani merdiveni yerinden sökülmüş. Şurada kolon kırılmış. Büyük zarar görmüş. Ancak neyse ki yapı ayakta. Yine köyün içerisinde hemen şu ileride bir ev yıkılmış. Köyün içerisinde insan bulmak zor tabi. Tabi bazı evler boş. Yani burada daha önceki yayınlarımızda da uğradığımız köylerde de sık sık dile getirdik. İnsanlar kış aylarında burada yaşamıyorlar.
Burada da bu evin de birinci katının duvarları tamamen çökmüş. Evet, maalesef burada bu taş evler. Taşları dökülmüş. Hemen yanında yapı bina tamamen çökmüş. Evet, buradaki bu barkodtan yapı denetim birimlerinin bu köyde geldiğini anlıyoruz. Burada bir barkod yapıştırılmış. Yapı tespit belgesi evin kapısına yapıştırılmış. Ve o kare koddan insanlar evinin durumunu öğrenecekler ama şöyle kolunu görüyorsunuz. Dediğim gibi Memiş Kahya köyü hemen yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Pazarcık ilçe merkezine. Bu köyde deprem diğer köylere oranla daha az yıkıcı olmuş. Evet, bu ev boştu. Mersin'de yaşıyorlarmış. Ev boşmuş. Ama biraz daha aşağıda Oruç Yarın isminde 7 yaşındaki bir çocuk enkazın altında kalarak yaşamını yitirmişti. Bu köyde Oruç, 7 yaşındaki Oruç dışında yaşamını yitiren yok. Yıkılan ev sayısı da diğer köylere oranla daha az. Siz Almanya'da yaşıyordunuz, evet, değil mi? Buralısınız, Memiş Kahyalısınız. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Babamın evi zaten burası. Evet, burası sizin eviniz. Aynen ayakta. Ya, ablam, babam. Akşamları eve girmiyorlar değil mi? Yok, yok, çadırda kalıyorlar. Evet. Biz çadırda yaşıyoruz. Siz ne zaman geldiniz abi? Salı akşamı geldim ben. Salı akşamı. Hemen depremden sonra. Tabii hemen ulaşabildiniz mi annenize, babanıza? Telefonlar çıkmadı. İlk gece ulaştık da ondan sonra telefonlar çıkmıyordu. Yani ama ilk gece sağ salim dışarı çıkabildiklerini öğrenmiştiniz. Tabii insan bilemiyor. Yani o esnada yani haberleri tabii bir şey yapamadılar. Evet. Siz sabah mı öğrendiniz yoksa tam depremden hemen sonra? Yarım saat sonra. Aynen. Yarım saat sonra. Aynen. Onlar mı sizi aradılar? Aile mi sizi aradı yoksa? He, bunlar buradaki. Çünkü o saat uyku saati, sabaha saat, evet, karşı. Siz aradınız, depremi bildirdiniz, iyi olduğunuzu ilettiniz. Çok iyi. Evet, burada yemek tabii pişiyor. Biz küçük diyoruz biz buna. Ben ne bileyim. Evet. Aynı. Aynı biz apılar geziyor. Evet. Aynı o için. Eskiden o hani göçebeler aynı vardı, göçerler gibi. Evet. Göçebeler. Çadır varmış, yaylada su, yaylada hangi zangar. Evet. Davar varmış, deva varmış. Ben yüklerde bir güzel güzel geziyor. Evet. Şimdi korkuda. Evet. Sizin dudaklarınız yara olmuş hep. Ben korktum böyle. Çok ben geçmiş çok olsun. Korktum. Bana yıktı. O akşam. Evet, hemen. O akşam yıktı, ben dışarı çıktım, ben böyle bilmişim. Yatağa duvarlar düşmüşler. Evet. Çok geçmiş olsun. Ben çocuk abici. Geldi, evet, gördü Azat. Bak. Ne hay 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 şu haben hay şu haben yani o kever ne sağlamın idi o dibin var ne için yani ne meşin dibin var. Evet, yani o taşları çok kötü var eder. Eri. Ama taş da der ne mi gelvron gelvron. Eri. Çapka. Ya di dolu pelena kovelena sim rafite siz da tipile çamaşırile yatağelena. Yeşite doy. Ben.
Savdar basıb. İşte. Sabır tutxazın, çibeş. Sabır tutxazın. Un sağın, un lijyan nə? Avbasa. Evet. Her şeyleri içeride çıkaramıyorlardı. Ağır hasarlı olduğu için tabi girmemeleri de en sağlıklısı. Çünkü yani duvarlar Azat duvarlar arkadaşım da içeriği görüntüledi. Yani kötü durumda. O yüzden hiç olmazsa en azından teselli noktası kendileri kurtulmuşlar. Ev tamamen yıkılmamış. Evet, Memişkaya'da durum böyle. Yani köyde 3 yapı falan yıkılmış. Bir çocuk 7 yaşında Oruç yaşamını yitirmiş. Onun dışında köyde ciddi bir hasar. Yani binalarda hasar var. Ağır hasarlı olan evler var. Ama diğer köylere oranla ciddi bir yıkım yok. Memişkaya'dan da bunları aktarabilirim sizlere. Pazarcık'tayız hala. Buradaki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bugün 17 Şubat 2023 depremin 12. günü.